bu verilerin yayımlanmasında fayda görüyorum. 128 milyar dolar tartışmasında sorumluluk almadı. Açıklama için topu Merkez Bankası'na attı. Türk parasının... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, NTV televizyonunda 128 milyar dolar rezervin satılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Elvan, Merkez Bankası'nın 2017'de hazine müsteşarlığıyla imzaladığı protokolü hatırlattı. Bu kapsamda hazine hesapları üzerinden döviz alım satımı yapabildiğini belirtti. Merkez Bankası'nın muhabir bir banka aracılığıyla, ki bu bir kamu bankası, alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştirildiğini görüyoruz. Piyasa yapıcı, yerli ve yabancı bankalar bu platformda yer alıyorlar. Siz bu yöntemi tartışabilirsiniz. Bu yöntemle ilgili görüşlerinizi, düşüncelerini ifade edebilirsiniz. Ama hiç kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız. Bakan Elvan, Merkez Bankası rezervlerinin kamu bankaları üzerinden satışının yasal olduğunu savundu. Elvan'ın Kasım ayını işaret ederek kendi görev dönemi boyunca bu şekilde döviz satışı yapılmadığını söylemesi dikkat çekti. Biz de açıkçası Kasım ayından bu yana da böyle bir döviz alım satım işlemini gerçekleştirmesi söz konusu olmadı. Siz de zaten bunu biliyorsunuz. Ama bu alım satım işlemlerine ilişkin tüm bilgiler de Merkez Bankası'nın kayıtlarında yer alıyor. Bu işin gerçek sahibi Merkez Bankası'dır diyen Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Merkez Bankası yönetimini verileri açıklamaya çağırdı. Burada özellikle bir bilgi kirliliği söz konusu, bu meseleyi bir siyasi malzeme olarak kullanılması söz konusu, hem siyasi malzeme olarak kullanılmasının önüne geçilmesi, hem de bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması açısından ben açıkçası bu verilerin yayımlanmasında fayda görüyorum. Tabii ki takdir Merkez Bankası'nın.